Ya senden istersen maçtan sonra görüşürüz. Aa, niyeymiş o? Hem ben seni izlemek istiyorum. Maçta atacağın her sayı için dile benden ne dilersen. Ya izlenecek bir şey yok. Koçla konuşup bugün yedekte kalacak. Hiç oynayacak havam yok. Niyeymiş o? E çünkü herkesin annesi, babası, kardeşleri, birileri onları izlemeye geliyor. Benimse hiç kimsem yok. Peki, sana bu dünyada görebileceğin en ateşli taraftarı getirirsem maçı çıkıp oynayacağına söz veriyor musun? Nasıl olacak o? Orasını bana bırak. Sen de Aslı ablanı tanımıyorsun. Benim şu hayatta olur deyip dolduramadığım hiçbir şey yoktur. Hemen hallediyorum. Ya kızım, sen bana çocuk bakıyorum deyince ben bizim deva gibi bir şey zannettim ya. Bu eşek kadar olmuş bunu. Evlendirsen çocuğu olur be. Ya oğlum, çocuğun ailevi sorunları varmış işte. Hem kız anlattı, annesi evden çıkarken neler demiş, duymadın mı? Vallahi her şeye rağmen iyi ki geldiniz. Yoksa bu tutturmuştu yok kimse gelmezse ben oynamam diye. Tamam işte kızım, fena mı oldu ya? Biz de bu sayede güzel bir maç izleyeceğiz yani. Hadi oradan. Senin derdin maç falan değil ki, üçkağıtçı herif. Hem sen bugün dershane işini yine sallamak için geldin buraya. Sen basketbol sevmezsin ki ayrıca. Senin olayın futbol. Sen öyle san abicim. Sen öyle san. Ben sıkılmışım abi artık ayak oyunlarından falan. Sen bilmiyorsun ama ben bu basketbol olayının hastasıyım ya. Allah Allah. Bizim niye haberimiz yok 18 yıldır bundan? Arkadaşını tanımamışsın demek ki birader. İyi, tamam. O zaman bana iyi bir oyuncu söyle, hadi bakalım. Hemen söyleyeyim. İbrahim Kendirci. O kim lan? Ha bir de bana soruyorsun ya, kendin bilmiyorsun. Oğlum hani yok mu Yunanistan'da oynuyor Demet Şener'le evli olan? O. Allah tependen baksın. İbrahim Kutlu'ya lan. Lan işte anlamadın beni. Hadi sen tezahürata bak hadi. Hadi hadi hadi. Bir, iki, üç. Can can can. Can can can. Can can can. Yürü be. Can can can! Can can can! Bak işte oradalar. Hani nerede? Deniz'in yanında. Demek ki yalnız değilmiş. Aa ne güzel işte, bak sen dememiş miydin hep beraber oluruz diye? E daha güzel. Aha, Efe de orada bak. Ay, süper ya, hadi yürü. Oha abiciğim, ne oldu? Ne güzel beynine verdi. Otur abi, otur. Basket faul. Ne demek basket faul? Ne, basket bir faul mü? Ya işte hem basket hem faul. Kural böyle. Ne biçim kural o ya? Allah Allah, sucuklu yumurta mı birader? Oldu olacak, üstüne bir maçı da versin yani. Böyle haksızlık olmaz ya. Ay Efe, amma tantana yaptın ya. Of yani, maça mı bakayım, seni mi dinleyeyim? İki dakika sus, of. Susmaya mı geldik kuzu, susmaya mı geldik? Tezahürata geldik ya, Allah Allah. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu hakemde bir nane var yani. Bu bizim çocuğa çaldığı kaçıncı faul ya? Ha işte dördüncü faul. Bir tane daha faul olursa oyundan alacak. Ne? Hele bir çalsın buradan, böyle kafayla ribanda çıkarım ona. Ya otur oturduğun yere. Ayrıca ribanda kafayla çıkılmaz. Neyle çıkılır? Selam Bülent. Aha. Bütün zamanların sayı kralı yine geldi. Kızım, bunlar Kerem Hoca'nın arabasıyla Aslı'nın baktığı çocuğun okuluna maç izlemeye gelmişler. Tamam artık abi, bu yaşta helak oldun kızın peşinde. Ne anı almışız onu da demek. Oradan da birlikte eve dönecekler herhalde. Hadi kalk gel artık, donacaksın soğukta. Canım yeter ki emin olalım kızım. Ama sen yeterli görüyorsan o zaman geri dönüyorum. Ha, yalnız sen bana sıcak bir çorba yap. Dondum çünkü soğuktan. Bunlar niye geldi şimdi buraya? Ne bileyim, duydun işte. Mine Hanım tiyatro ısmarlamış kendisine. Senin yüzün niye asıldı? Önceden seninle giderdi diye kıskandın galiba. Ya birader, maçın en heyecanlı anları yani, koptu kopacak dananın kuyruğu, vik 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 konuşuyorsunuz. İkiniz de atacağım sağ dışına. Faul! Faul o ya! Faul! Güzel.
Bunu atarsa bizimkiler galip. Ha, aman iyi ki söyledin, yoksa bilmiyorduk. Sevgilim, ha ya maçtayız, çok heyecanlı şimdi, bak atıyor çocuk, vallahi atıyor. At! Ha! Alo, ne? Duyamıyorum ben. Tamam, arayacağım sonra seni ya. Olur. Can'ı görüp bir tebrik edelim, sonra gidelim, oldu mu? Hadi birader, hadi.